Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ayakkabı dahisi videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video yapacağız. Bu tarz videoları çok seviyorsunuz. Ben de yapmayı seviyorum. Hep birlikte piyasada 500 TL altı ayakkabı var mı yok mu diye bakacağız. Tabii 500 TL altı bulmak pek de mümkün olmayacaktır. Daha çok uygun ayakkabılar var mı, neler var, fiyatlar nasıl? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bu videoyu yapmak istememin sebebi de Kasım ve Aralık aylarında çok güzel indirimler oluyor. Sizlere böylelikle güvenilir adresleri vereceğim. Black Friday gibi indirimli zamanlarda bu verdiğim sitelere bakabilir ve kendinize güzel ayakkabılar bulabilirsiniz. İleriye dönük de faydalı bir video olacağını düşünüyorum yani. Sizler için 4-5 tane şu an sayfa açtım. Hepsini hazırladım. Hızlı bir şekilde piyasada neler var, fiyatları nasıl, uygun fiyatlı ayakkabılar nelerdir gibi bunların üzerinde duracağız. Bir yandan da ben ekran kaydımı açayım ve hadi bakalım şimdi sitelere geçelim. İlk önce sizlere bahsetmek istediğim arkadaşlar benim Trendyol listem. Trendyol'dan sizlere sık sık paylaşımlar yapıyorum. Bunu da tabii ki Instagram'dan yapıyorum. Hikaye bölümünde daha çok yapıyorum. Eğer ki beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Açıklama kısmında direkt olarak linki görebilirsiniz veya ayakkabı dahisi olarak Instagram'a yazabilirsiniz. Eğer ki bir hesabınız varsa günlük ayakkabılar paylaştığım, haberler paylaştığım keyifli bir Instagram sayfam var. Bunun yanında da Trendyol'dan da işte ben bunu aldım, aa bakın indirim var, işte sipariş verdim, sizler de verebilirsiniz gibi paylaşımlar yapıyorum. Burada bazen çok uygun ve çok iyi tercihler bulabiliyoruz. Bu açıdan bence bu liste güzel. Bu videoyu belki işte seneye bile izleyebilirsiniz. Çünkü YouTube zaman zaman böyle farklı farklı videoları önerebiliyor. O zaman bile şu an linki de bırakacağım tabii ki Trendyol listemin. Girin bakın neler var, hangi tercihler var. Oradan sizler de alışveriş yapabilirsiniz. İade kısmı da çok kolay Trendyol'da. Ben en çok sevdiğim şeylerden biri de bu. Hoşunuza mı gitmedi? Güvenilir mi gelmedi? Direkt iade edebiliyorsunuz. Arada Trendyol gibi bir güvenlik katmanı var yani. Bu açıdan da hoşuma gidiyor. Kısaca listeme göz atalım. Son zamanlarda sizlerle paylaştığım Puma ve Adidas'tan ayakkabılar var. Hatırlarsanız Dame 7 kutu açımını yaptık. Farklı rengini yaptık. Adidas sitesinden almıştım. Ama burada gayet güzel bir indirime girmişti. Puma da aynı şekilde şu an içeride kargosu geldi. Hatta birazdan gider bakarız. Daha açmadım. Muhtemelen bundan bir sonraki kutu açımı olabilir. Veya iki sonraki olabilir. O kadar çok video var ki arkadaşlar editleyip sizlere sunmam zaman alıyor bazen. Under Armour tercihleri var. KD'ler yine aynı şekilde. Bakın 780, 850, işte 535 gibi daha uygun fiyatlı tercihler var. Ayrıca bu Puma Clyde Hardwood ayakkabısı daha hani tabii ki elime almadım. Kutuyla duruyor. Bakın birçok numarası da mevcutmuş burada. Dışarıda da oynamaya çok uygun gibi düşünüyorum. Genelde Puma ayakkabıları dışarıda iyi işler yapıyor. Hani fena olmayacak, birçoğunuzu belki mutlu edecek tarzda bir ayakkabı. Buna mutlaka bakın derim. Onun dışında neler var? Hatırlarsanız Court Rider incelemelerini yaptı. Detaylı incelemelerini. Gerçi işte bakın bedenleri tükenmiş. Ben bas bas bağırdım. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. Instagram'dan ben alıyorum. Bakın sizler de alın diye bayağı duyurdum. Fakat maalesef hiçbir beden kalmamış. Gerçi şunda var sadece. Ve fiyatı da 540 lira. Bence çok yine ideal. Ben bunu aldığım zaman 440'a falan gelmişti. O da 37.5'da varmış, şansınıza küsün. Ama dediğim gibi ara ara bu tarz kontrol edin. Bakın kupon mupon da veriyor. Trendyol'u sevme sebeplerinden biri bu benim. Direkt satıcı olarak da bakarsanız Puma'yı görebilirsiniz. Hani bu açıdan güvenlik noktasında da kafanıza bir şey takılmasın yani. Gerçi mesela bunu parlak sepet diye birisi satıyormuş. Ama yani güvenilir oluyor ya burada. Bu tarz bir ayakkabının fake'i çok olmuyor. Air Force'lar şu bu almıyorsanız fake daha çok o tarz ayakkabılarda oluyor. Mesela belki şunda olabilir veya aynı şekilde bunda olabilir. Ama ben hani ekledim. Detaylı bir liste yapmak istedim. Yine Puma'da güzel ayakkabılar vardı. Aa bakın Nike Precision mesela 600 liraya gayet uygun bir tercih olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi Anta'nın var. Nike Precision'ın önceki modelleri var. Adidas Harden Step Back'ler var. 500 lira altı pek yok gibi giriş yaptım ama bakarsanız hep 500 liralara yakın ayakkabılar var. Şu RS Dreamer'ı almak istiyorum. Bunda benim numaram yok. Onun dışında Under Armour'da çok güzel tercihler var. 558'e yine bakarsanız güzel tercihler var. Bunu inceledim hatırlarsanız Harden Step Back 2 ve bence bu yılın en güzel ayakkabılarından biri olabilir. Aa bakın numaralar da var. 42, 43,5, 45,5 ve 500 kaç? 532. Yani çok iyi. Bence çok iyi. Bu tarz ayakkabıları kaçırmamanız lazım. Tabii rengi şusu busu nasıldır bilemem ama direkt bu ayakkabıyı Trendyol'dan alıp inceledim ben de arkadaşlar. Geçmişe dönük videolarıma bakarsanız muhtemelen orada bulabilirsiniz. Evet burada sadece 44 var. Evet 44,5 benim numaram daha çok. Ama yine bu da hoşuma giden ayakkabılardan biri. RS Dreamer 1'i hatırlarsınız incelemesini yaptım. Hatta şuradaki kutu.
Bakın şuradaki kutu Ares Dreamer 1'e ait. Listem dediğim gibi güzel. Mutlaka buna ara ara bakın. Precision yine uygun bütçeli modellerden bir tanesi. Bütçeli model olarak en azından çıkış yapıyor. Ve birçok numarada mevcut. Alıp bakabilirsiniz. Beğenmiyorsanız iade edebilirsiniz. Kasım indirimleri olacak. Muhtemelen bu videoyu da hemen onlardan önce koymuş olacağım. Eğer ki yani yakalayabilirsiniz, erken izleyebilirsiniz bu videoyu. Mutlaka buna bakın. Kasım'da çok güzel indirimler olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 11 Kasım civarında, 10-11 Kasım arasında çok güzel indirimler var. Ben de Instagram'dan bunları sık sık paylaşıyor olacağım dediğim gibi. Evet, bu şekilde listemde bayağı bir ayakkabı var. Ara ara bakabilirsiniz. Yine bakın Spawn 3'ü ben duyurmuştum Instagram'dan. Çok güzel ayakkabı, mutlaka alın diye. Sonra inceledim. Herkes abi nereden alacağız, nasıl alacağız diye bana şikayetlerde bulunmaya başladılar. Sistemlerde daha doğrusu, şikayet demeyeyim. Dostum dedim, alman lazımdı, ben al dediğim zaman. Trendyol'un sıkıntısı çok hızlı tükeniyor. Ben hani bu güzel indirimde alıyorum dediğim zaman imkanınız varsa almanız en mantıklısı olur. Bu arada DM7'nin de bu Shock Gnosis rengi, Dame Gnosis diye herhalde bunu da çıkarttılar piyasaya. Yani fena değil ama ben o Shock Gnosis'i sevmiyordum. Hatırlarsanız Shaquille'ın yılın ayakkabısı Reebok'la yapmış olduğu. Ben zamanında pek beğenmemiştim. Hala da çok beğenmiyorum. Ama alabilirsiniz eğer beğeniyorsanız. Reebok'la Adidas bakın işbirliğinden. Ve birçok numarası da var galiba. Evet, birçok numarası var. Ben DM7'yi beğendim. Eğer ki DM7 kutu açımını izlemediyseniz mutlaka ona da bakın. 2-3 video öncesidir diye tahmin ediyorum. Çok geçmedi çünkü üzerinden yapalım. Evet, birçok numarası da var. Direkt sepete ekleyip yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi bu Trendyol listemin linkini aşağıya bırakıyorum. Açıklama kısmındaki ilk link bu olacak. Evet, daha sonra arkadaşlar şöyle tepeye geleyim. Sportin, hatırlarsanız bir sıra işbirlikleri yapmış olduğum site, Ankara'dan doğuya doğru ve aşağıya doğru bütün Nike mağazaları Sportin markasına ait. Yani güvenilir, en güvenilir adreslerden biri. Bu videoda da hep ona yer vermeye çalışacağım. Sizlere bahsedeceğim 4-5 tane adres en güvenilir adresler olacak arkadaşlar. Bunların dışında çok önerdiğim adres kalmıyor. Yani tabii ki tek tük olabilir ama bence bunlardan şaşmayın. Hani bana çok fazla sorulan sorulardan biri. Abi şuradan alayım mı? Abi buradan alayım mı? Abi şöyle şöyle bir site var. Şöyle şöyle bir Instagram sayfası var. Bence hiç oralara girmeye gerek yok. Bu siteler size fazlasıyla yetecektir. Burada bulamıyorsanız bekleyin. Yine beğendiğiniz bir ayakkabıyı buralardan alın. Çünkü dolandırılmak veya işte fake satın almaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Evet, Sportin'e gelelim. Yine güvenilir adreslerden bir tanesi. Direkt girdim arkadaşlar erkek kısmından. Daha sonra basketbola, oradan sonra ayakkabıya ve basketbol ayakkabılarının hepsini önüme serdim. Şu şekilde bakabiliriz ne var ne yok. Direkt olarak indirimli tercihler önüme çıkmaya başladı. Yanis Immortality. Şu an o da kargosu içeride. Hatta hemen ona da bakabiliriz. Hatta hemen bakalım ya. Bakalım. Evet, şöyle sizleri de aldım. Normalde böyle konuşmalı video olacaktı ama şu ayakkabıları göstermek istiyorum çünkü birkaç gün içerisinde gelecek videolardan da siz haberdar olun. Trendyol'dan arkadaşlar aldığım Puma. Bu Clyde Hartwood. Bakın daha açamadım. Çünkü eşimle bir türlü video çekemiyoruz. Diğeri de Sneaksup'tan almış olduğum Yanis Immortality var. Bedenimi sadece burada bulabildim. Şu ikisi beni bekliyorlar kutu açımı için. Muhtemelen bundan bir sonraki video bu olacak arkadaşlar. Evet, kargolarımız bizleri bekliyor. Aynı zamanda sizleri bekliyor. Eğer henüz kanala abone olmadıysanız ve o zil işaretine basmadıysanız şimdi tam zamanı o videoları kaçırmamak için. Bunu yaparsanız sevinirim. Ayrıca video hoşunuza gittiyse like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, şimdi gelelim tekrar sayfamıza dönelim. Neler var? KD3-5'ler var. KD'nin bütçeli modelleri ama çok da bütçeli değil artık. 1050 liralara çıkıyor. Ama zaman zaman indirim yakalarsanız ben bunları 700 lira falan alabileceğinizi düşünüyorum. Mesela şu rengi hoşuma gidiyor. Bir sıra çok alayım, inceleyeyim dedim ama çok da beğenilen veya çok da sizlerden istenen bir ayakkabı olmadığı için o şekilde kaldı. KD14'ümüz var. 1569 çıkış fiyatları tabii ki. Yine bence 11-11'de buraya bakın. Yani 11 Kasım'da buraya bakın. Black Friday haftası bakın. Güzel şeyler olabilir. Kyrie Flake Trap'lar var. Yine bunlar dışarıda oynamaya uygun olacağını düşündüğüm Kyrie modelleri. Şunu da aynı zamanda şöyle açayım. Nike Precision geçen senekisi 690 lira. Yani fena değil. Çok uygun olmasa da yine iyi bir fiyatı var. Bakın mesela KD14'ün beyazı indirime girmiş. Bence çok güzel. 1100 lira. Yapıştırın geçin. Hatırlarsanız yılın en güzel ayakkabıları tarzında bir video yapmıştım. Bir sıralama yapmıştım. KD14 o listede vardı. Eğer onu da izlemediyseniz geçmişe dönüp o videoya bakabilirsiniz. Hani hangi basketbol ayakkabıları en iyi ayakkabılar gibi kafanızda bir soru varsa listede var. KD14 gayet güzel bir ayakkabı. Evet, şu Flytrap'e bakalım. Mesela bakın birçok numarası varmış. Birden çok da renk tercihi var. Bunun tabanının iyi iş yapacağını düşünüyorum. Sevo kardeşim de bundan almıştı. Ona vlog çekmiştik hatırlarsanız. Orada da bunu görmüştük.
Yani fena değil. Ben çok beğenemiyorum bu ayakkabıyı ama bütçeli model olarak önümüze çıkıyor. Bazen 700'e falan düşüyor. O zaman yine yapıştırılabilecek güzel tercihlerden. Bu KD bana göre daha güzel. Yani yastıklaması da daha iyidir. Ben KD'nin önceki Trev 5'lerinden de memnun kalmıştım. En azından yastıklama olarak bütçeli modellerde iyi işler yapıyorlardı. Şu tavanına bakmaya çalışıyorum arkadaşlar aynı resimden. Bakın Renew yastıklaması var. Dolayısıyla bir tık daha sizlere rahatlık hissi sunabilir. Flytrap'e oranla. Flytrap yani bana bu çok boş geliyor. O biraz daha guard ayakkabısı. Bakın burada güzel bir taban tuşu olacak gibi. Yani yine dışarıda muhtemelen bu da hızlı eskir ama işte dışarıda ayakkabı bulmak çok zor. Pumalara bakın arkadaşlar. Pumaları inceliyorum, alıyorum. Pumalar hem fiyat olarak 500 lira seviyelerinde gezebiliyor. Çıkışları Puma'nın da çok ilginç. 1500 liralara, 1000 liralara çıkıyor pat diye indirimde 500 liralara, 600 liralara falan düşüyor. Hele ki Trendyol'dan alıyorsanız bazen 400 lira falan bile düşüyor kuponlarla. Prestige'inde bakın fazla numara kalmamış çünkü zaten geçen senenin ayakkabısı. Bu direkt dışarıda oynanabilecek bir ayakkabı. İncelemedim, çok beğenmiyorum çünkü. Ama hani bütçeli model olarak iş yapabilecek ayakkabılardan bir tanesi. Aşağı çektiğimizde bakın direkt Nike Cosmic Unity var. Yani bu ayakkabı sağlam ayakkabı. PG5 var. Bakın indirimli yine. 840 liralar, işte 1100 liralar. Arkadaşlar ben hani 600'e, 500'e çok dandik bir ayakkabı alacağım ama bu tarz ayakkabıları indirimden kovalamayı seviyorum. Yani bu benim kendi tercihim tabii ki. Biraz da zaten ihtiyacım olmadığı için bekleyebiliyorum. Bazen sizlerin ligi başlayacak oluyor, maçları başlayacak oluyor. Hemen bir şeyler almanız gerekiyor. Anlıyorum sizleri de ama bence biraz daha bekleyebilirsiniz ve bu tarz ayakkabıları yapıştırabilirsiniz ki çok daha premium ayakkabılar. Hani hepsi şu şeyde var bakın. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani Cosmic Unity'm bakın burada. PG5'im burada. Yani bu ayakkabılar çok daha güzel, çok daha sizlere iyi şeyler sunabilecek ayakkabılar. Yani altı, üstü, her yeri. Bunların direkt detaylı incelemeleri de zaten kanalda mevcut. Hani merak ediyorsanız ve böyle indirimleri kaçırmak istemiyorsanız, almak istiyorsanız mutlaka o incelemeleri izleyin ve sonra karar verin diyorum. Bakalım mesela beden var mı? Yani çok beden kalmamış. Sadece 40-40.5 varmış. Diğer modellerinde belki indirim vardır. Hepsine bakabilirsiniz. Witness 5'ler incelemedim. Witness 5'i biliyorsunuz ama Witness 4 ile bence birebir aynı. Dolayısıyla Witness 4'ün incelemesini izleyip tekrar buna bakabilirsiniz arkadaşlar. PG5 bakın yine bu da 940 lira. PG5 bu rengi. Ben en çok bu rengini seviyorum açıkçası. Siyah olmasına rağmen 129 indirim var. 840 lira çok iyi. Yapıştırın geçin. Bu videonun başlığını belki 500 TL altı gibi atacağım ama hani 800 liralara bulduğum zaman ben okeyim. Şu anki piyasa maalesef bu yani arkadaşlar. 800 lira seviyesini buluyorsunuz süper tercih olmuş oluyor yani. Bütçe açısından çok iyi diyorsunuz. Çünkü yeni gelen ayakkabılar hep daha uçuk gelecek. Eğer almalıysanız alın yani. Bakın PG5'lerin hepsi indirimli. Flytrap'ın bu rengi yine fena değil. Sağda kendini çok iyi gösterecektir. Bakın LeBron'lar indirime girmiş. Her ne kadar indirime girse de yine 1500 lira. Arkada benim yine. Bakın şurada görüyorsunuz. Hatta bunu da Sporting'den aldım biliyorsunuz arkadaşlar. Sporting bana yolladı daha doğrusu. Teşekkür ediyorum tekrar buradan onlara. 1500 lira. Çok güzel ayakkabı. Çok seviyorum. Evde özellikle antrenman yaparken süper. Ben de diğer rengi var. Onu dışarıda oynarken kullanıyorum. PG4 yine çok güzel yastıklamalardan bir tanesi. Bakın 650 çok iyi. Bakalım bunda numara var mı? Emin değilim numara olup olmadığından. Evet. Genelde indirim olduğu zaman arkadaşlar pek numara kalmıyor. 41-42 giyenlerde şanslılar. Genelde hep o numaralar kalır. KD13'ler yine harika. Bunlarda da az numara olabilir. Şöyle hemen diğer sayfalara geçelim. Daha neler var? Ben ikinci sayfadaymışım bu arada. Size video çekmeden önce üstün körü şöyle bir bakmıştım ne var ne yok diye. Bakın PG5'ler, LeBron 17 Low'lar, 830. Şunun numara var mı ya? Numara varsa ben bile alabilirim. Bir türlü kendi numaramı bulamadım. Bir de LeBron 17 Low'lar, 18 Low da aynı. Arkadaşlar çok çok dar. Ben normalde 45 giyiyorum Nike'larda hani rahat rahat giymek için. Bu 45 olmuyor. 45.5 almam lazım. Aklınızda bulunsun. Eğer 17 veya 18 Low olacaksanız mutlaka yarım numara büyük alın. 40 giyiyorsanız 40.5 kesin alın. Hani 39 giyen 40 da alabilir öyle söyleyeyim. Bakın yine pek numara yokmuş. Şöyle ilkine bakalım neler var. Immortality bakın bunlar içeride kargosunu gördünüz. Onlar duruyor. Freak 3 fena tercih değil. İncelemesi kanalda var. Kyrie 7'ler incelemesi yine aynı şekilde. LeBron Witness 6'yı aldım arkadaşlar bu arada. Kargosu geliyor. Bunun da buradan müjdesini vereyim. Instagram'dan size öyle atmıştım alayım mı almayayım mı diye. Birçoğunuz alın dediği için yapıştırdım onu da. Gelecek. Bu rengi mi gelecek? Yok daha sarılı marılı bir rengi. Daha şu rengini aldım arkadaşlar. Buradan da spoiler'ı vermiş olduk. KD'ler. LeBron 18 Low'u incelemek istiyorum. Ya giydim. Çok da aman aman gelmedi. Biraz belki indirim gelirse Black Friday haftasında falan buralarda indirim kovalarsam
tutturursam yapıştıracağım. Sizlere de yine Instagram'dan paylaşıyor olurum. Evet, tercihler Sporting'de böyle. Çok güzel, çok işte bu dediğim olmadı. İndirimli olanlarda genelde numaraları bitmiş olanlar oldu. Bakın şurada zaten üst tarafta verdiler ama PG5 yapıştırılır. Buranın tercihi bence PG5 oldu. İkinci olarak da arkadaşlar barçın.com, yine burası da çok sevdiğim adreslerden bir tanesi. Yıllardır alışveriş yapıyorum. Kendileriyle de şu anda bir konuşmamız var. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda bir çalışma da yapabiliriz, umuyorum. Evet, yine burası da sevdiğim Nike'ın orijinal satan ve büyük mağazalarından, markalarından bir tanesi. Burada da yine güzel tercihler var. 3 aşağı 5 yukarı zaten aynı tercihler olacaktır. Burada bakın mesela farklı olarak gözümü yakalayan Nike Air Zoom GT Run deniyor buna. Bunu incelemek istiyorum bu arada. İncelemek istediğim ve çok rahat güzel olacağını düşündüğüm ayakkabılardan bir tanesi. Tabii bütçeli olarak söylemiyorum ama tercih olarak önüme çıkanlardan bir tanesi. Zion 1 Sporting'de yoktu neredeyse. Burada Zion 1 çıktı. Zion 1 de yine bence çok güzel ayakkabılardan. Uzun süreli kullanımı tartışılır ama bakın LeBron 18 Low'un en beğendiğim rengi bunu şu an. İlk tercihim buradan bu olurdu. Sonra GT Run olurdu. Ama bütçeli arıyoruz hala. Bakalım Flight Trap'ler çıktı önümüze. Zion'lar ve Zion 1 yine. Bu arada hoodie moody, short mort da çok alasım var. Böyle dev bir sipariş yapasım var arkadaşlar. Ellerim kaşınıyor yani. Para gelecek değil, para çıkacak gibi bir hissiyat var içimde. Barçın'da da çok güzel tercihler var. Shortlar, hoodie'ler harika gerçekten. Çok indirimli rastlayamadık bu arada derken Nike Precision'ın yenisi geldi. Hatırlarsanız Trendyol listemde de buna göz atmıştık. Evet, yeni gelenlerden bir tanesi direkt bütçeli model. Ve en bütçeli modeller. Zamanında bunlar 300'lere, 250'lere falan çıkıyordu. Tabii zamanında dediğim 2 sene olmuştur. Şimdi ise 730'lara çıkıyor. İndirim haftasında bunları 500'lere yapıştırabileceğinizi düşünüyorum. Bakın birçok numara var ve güzel ayakkabı bence. Dışarıda da oynayabileceğiniz. Pek yastıklama falan beklemeyin arkadaşlar bu ayakkabıdan. Ama genel olarak uygun bakanların rahat edeceği şu şekilde yakınlaşma olayının olması da güzel tabii. Evet, altını görüyorsunuz. Bu muhtemelen çok sağlam bir plastikten ve dışarıda oynamaya da oldukça uygun bir ayakkabı arkadaşlar. Evet, güzel, hoşuma gitti. Ve birkaç renginde olması hoşuma gitti ama şu yeşil beyazı zaten en güzeli diye düşünüyorum. Kendi biraz daha olsun fazla gösteriyor. Evet, Barçın'dan bunu bulmamız hoş oldu. Onun dışında şortlar, mortlar. Direkt ayakkabılarda basketbol sekmesi olmadığı için böyle büyük açtım. Uuu, Brooklyn. Çok güzel. İyi olmuyor arkadaşlar. Bu tarz bunları görüyor olmam benim için tehlikeli. Uuu, Chicago şortu cidden iyi ya. Evet, yine LeBron'lar var. Buradan da alabilirdim ama ben direkt Nike.com'dan söyledim arkadaşlar Witness'lara. Çünkü direkt numarası orada baktım var. Birkaç bir şey daha beğenmiştim. Oradan bir sipariş verdim bu arada. Evet, PG5'ler. Çok indirimli olarak şu an için yok. Dediğim gibi ama siz bu videoyu izlediğiniz zaman olabilir. Kontrol edin. Precision şu an buradan benim en sevdiğim tercih oldu. Onun dışında bakalım daha başka ayakkabılar neler var. Üst baş çok görüyoruz tabii bu arada. Bakalım basketbol ayakkabısı yazacağım direkt. Evet, böyle belki daha hızlı önümüze çıkar. KD'ler, Flytrap'ler, LeBron 18 Low'lar, Freak'ler, Kyrie Love 4'ler ama hiç bunların tabii ki bütçeli değil. Low 4 yine bir tık bütçeli gibi ama bu yeni gelen rengi de güzelmiş bu arada, siyahlı, beyazlı. Şu rengi çok hoş. Şu rengini beğendim. Ben hatırlarsanız şu rengini incelemiştim arkadaşlar. Kanalda incelemesi mevcut. Evet, Barçın'da çok aradığımız böyle indirim tarzı yok ama bütçeli model olarak bulduk. Zaten videonun konusu aslında buydu. Prestige'ini öneriyorum. Onun dışında arkadaşlar çok da o Cosmic Newton'un güzel bir rengi yine. Adidas On The Game'ler var. Yıllardır bunlar var. Yine 750 lira seviyesi. Bütçeli olarak tercih edilebilir. PG5'in bence en güzel rengi. Ama bakın yeni gelenler nasıl yüksek çıkıyor. Eski gelenler daha düşük. Evet, yine Shaq Moses önümüze çıktı. On The Game'in farklı numaraları. Dan Issue. Şu, ama bazen şaşırıyorsunuz. Aa, abi çok indirime girmiş diye bana yazanlar oluyor. GS demek arkadaşlar çocuklar için olan demek. Ona dikkat edin. Yani zaten bu kadar indirimli fiyat olması mümkün değil. Daha sonra çocuk modelleri herhalde başladı. KD Trev'ler bakın burada 900 lira. Buradan yine tercih edilebilir. Evet, bu şekilde. Buradan da şu On The Game'e hızlıca bakalım. Precision ve On The Game. Evet, bu da dışarıda oynamaya uygun. Ben Nike'a göre bunun daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani ikisini seçsem bu 750'yi, bu Adidas'ı alırım. Daha iyi bir taban tutuşu ve daha rahat bir ayakkabı hissiyatı vereceğini düşünüyorum. Tabanına bakar mısınız? Evet, sağlam güzel bir taban var arkadaşlar.
Evet, Barç'ın hoşumuza gitti. Keyifli. İndirim olmasa da bütçeli modellerin oluyor olması güzel. Buraya bir göz atın derim. Ve Barç'ını da kapatalım. Ve daha sonra Adidas'ın normal kendi sitesine adidas.com.tr'ye girdim arkadaşlar. Ne var ne yok oraya bir bakayım diye. Ana sayfadan erkek ayakkabı ve basketbol sekmesine girdim. Önüme çıktı. Harden Wall 5'leri görüyoruz. Bakın Harden Wall 5'in sarı rengi %35 indirimle düşmüş. Dışarıda oynamaya uygun bütçeli ayakkabı incelemesi yine var. Hatta şurada arkamda da görüyorsunuz duruyor. Benim sevdiğim ayakkabılardan bir tanesi. Aşağıya geliyorum. On the Game, bakın burada da var. 750 lira aynı. Yalnız oradaki rengi yok mu burada? Bazen işte bu sitelerde farklı farklı renkler önünüze çıkabiliyor. Adidas birini getiriyor, Barç'ın birini getiriyor veya onda kalıyor, onda kalmıyor. Hepsine bakmak bence en mantıklısı. Aşağıda Trae Young'ları görüyoruz. Bütçeli olarak diyemeyeceğiz ama yine güzel ayakkabılardan bir tanesi. Kutu açımını yaptık. İnceleme için görüntü çekmeyi bekliyorum. Kameramanı ayarlamaya çalışıyorum. Kutu açımını izleyebilirsiniz yani. Pro Next 2021, şunu açalım. Bakın 850 liraya fena değil. Aşağıda Pro Next'in diğer renkleri var. Şurada Pharrell Williams'ın ayakkabısı var, 1700 lira çok gerek yok. Hatırlarsanız değme aldım, bunu almıştım direkt renk olarak. Bunu da yanında açayım. Ben 800 küsüre falan aldım arkadaşlar değme. Adidas 2 gün için güzel indirim yapmıştı, %30 indirim yapmıştı. Mesela ben bunları kovalamayı daha çok seviyorum. Örnek veriyorum, On The Game'i almak yerine 750 liralara, işte 800 liralara Post Move diye bir şey varmış. Bu direkt sanki yürüyüş ayakkabısı gibi. Ben bunu basketbol oynanır mı bilemedim. Ya bunu 750 alacağım ama Dame'in %30 indirime girmesini beklerim. Şahsen bu benim kendi düşüncem. Tabii size uyar uymaz. Pro Next, yani mesela bunu ben 850 alacağım ama Dame alırım. Ama bu da güzel bir ayakkabıymış bu arada ya. Hoşuma gitti. Şu özellikle tabandan açalım. Şuraya bakın. Evet, direkt dışarıda oynamaya uygun. Bütçelilerde arkadaşlar ben Adidas'ı daha çok tercih ediyorum. Harden step back'leri hatırlarsınız, incelemesi yine var kanalda. Dışarıda oynamaya daha rahat oluyor. Nike'ın bütçelileri çok dandik oluyor. Yani onu anlamıyorum. Hani tabii ki Nike'ı çok seviyoruz, alıyoruz ama hani kasti bir şey söylemeyeyim burada. Ama bütçelilerde, daha uygun modellerde sanki Adidas bizlere daha iyi şeyler sunuyormuş gibi hissediyorum. Bu benim hissiyatım. Ve şu an mesela bunu daha çok beğendim. Daha deminki Precision'lara göre. Evet, bütün numaraları da mevcut. Yine güzelmiş, keyifliymiş. Dediğim gibi ben de bu rengini aldım ve güzel, gerçekten güzel bir ayakkabı arkadaşlar. Sevdim yani. Direkt Adidas'ın sitesinden almıştım bu arada. Evet, Adidas'ın sitesi de böyle. Genelde çok aşırı tercih olmuyor ama ara ara güzel şeyler tutturabiliyorsunuz. Daha sonra Nike var tabii ki. Nike.com.tr direkt benim en çok tercih ettiğim ve kanalda da belki en çok kutu açımını yapmış olduğum site, alışveriş yapmış olduğum site burasıdır. Çok indirim olmuyor ara ara ama bam diye bir patlatıyorlar %30-35. Fakat çok hızlı tükeniyor. Bu da çünkü tüm Avrupa'ya hizmet veren bir site. O yüzden yani Avrupalıların alım gücü bizden çok daha yüksek olduğu için genelde pek bir şey bırakmıyorlar. Ama sık sık kontrol edin. Black Friday zamanları bence bir şeyler yapabilirler. Öyle tahmin ediyorum. Yine çok güzel tabii ki ayakkabılar var. Ben Jordan 36'yı da buradan almıştım. LeBron Witness'ı buradan aldım. Dediğim gibi Kyrie Love 4'ü buradan aldım aynı şekilde. Yani genelde alışveriş yaptığım site bu oluyor. Çünkü indirim denk getirebiliyorum. O yüzden buradan alıyorum. Hani niye Barç'ından almıyorsun, niye Sporting'den almıyorsun diyenler varsa, İndirim denk getirebildiğim için ara ara sık sık indirimler yapıyorlar. İşte çok ilginç mesela Freak 3 direkt çıktı piyasaya ve bir anda aşırı bir şekilde indirime girdi. Bunları denk getirebiliyorum yani buradan. Evet, çok bir bütçeli model bulamadık. Gerçi şu Air Impact 3 belki en bütçelisi olabilir. Ama 950 liraya bence hiç değmez. Evet, burada çok Precision, bakın burada da var yine 730 lira. PG'ler belki tükenmiş gerçi bunlarda. Immortal, ooo bakın mesela çok güzel bir indirim olmuş. Bunları gördüğüm an yapıştırıyorum hiç beklemeden. Fakat benim numaram kalmadı arkadaşlar. Ağzım gözüm diyene kadar bitiriyorlar bu indirimler olunca. Mesela bakalım. Bakın 43-44. Ben mesela 45 aldım. Kalmamıştı. Benim numaralarım da çok hızlı tükendiği için acele etmem gerekiyor. Ama sizin numarası varsa olabilir. Nike'ın tek sıkıntısı 1800 lira üzerine yanlış hatırlamıyorsam kargoyu bedava veriyor. Kargosu da 75 lira. Çünkü yurt dışından geliyor. Yaklaşık bir hafta falan elinizde oluyor. Çok geç gelmiyor. Zaman zaman gecikiyor ama nadir. Bunun da handikapı bu. İçerideki kutulardan birinde bu var biliyorsunuz. Evet, bu şekilde Nike, yani benim zaten direkt sık kullanılanlarımdı arkadaşlar. Sürekli iki günde bir kontrol ediyorum. Bana bazen soruyorlar, abi nasıl buluyorsun ya bu indirimde falan. Arkadaşlar sürekli bakıyorum. Kimse bana haber vermiyor. Zaman zaman içinizden haber verenler oluyor. Ona da teşekkür ediyorum. Instagram'dan yazıyorlar, abi bu düşmüş, şu düşmüş. Hani hemen haberleri alır almaz yapıştırıyorum siparişleri. Ve son olarak da Sneaks Up arkadaşlar. Güzel sitelerden bir tanesi. Yine içerideki yenisi Mortality mesela buradan alınmaydı. Sneaks Up bu arada. Yine güzel, işte Ankara'da mağazası var. Bloklarda ara ara gidiyoruz. Dame 6 alışverişini yapmıştım.
Hatta Sebo Göndür'le gittiğimizde Sebo da buradan almıştı Kyrie Flight Trap'i. Takip ediyorsanız kanalı takip edin yani. Gerçekten ara ara takip edip de abi şu ne bu ne diye soranlar beni üzüyorlar. Çünkü her bilgi arkadaşlar fazla fazla paylaşılıyor bu kanalda. Yeter ki siz takip edin. Çok da kolay oturup izleyeceksiniz yani. Evet, güzel tercihler olabiliyor SneakSup'ta bu arada. Bakın mesela direkt One Take 3 gözümü yakaladı ve çok beğendim ya. Russell Westbrook şu sıralar bunu çok giyiyor. Bu biliyorsunuz Vinyl'ın imzalı modeli ve her numarası var. Ben bunu direkt yapıştırayım. Bu rengine de bayıldım. Oo, çok iyi değil mi sizce de? Ben de hatırlarsanız One Take'in önceki versiyonu çok beğendiğim, hatta kendi Vinyl'ından daha çok beğendiğim ayakkabı olabilir. Çok keyifli, çok güzel. One Take 2 bu. 3'ün bu şekilde çıkıyor olması çok hoşuma gitti. Evet, incelemesi yine var. Bunu da belki bulabilirsiniz. Belki piyasalara tekrar gelir. Bir sıra çıktı ve yok oldu. Bakın mesela One Take'i de hiçbir yerde bulamadık. 3'ü. Niyeyse bunu çok böyle yaymıyorlar. Yani Nike sitesinde bile yoktu. Barçın'da yoktu. İlginç. Mesela burada karşımıza çıktı. Olabiliyor böyle şeyler. Belki yakında gelebilir. Evet, bunu çok beğendim bu arada ya. Çok keyifli. Başka resmi yok mu? Evet, şöyle aşağı indikçe. İçten pek beğenmedim. Dıştan çok güzel. Yandan çok hoş değil mi? Evet, hoşuma gitti arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir de tabandan alttan bir görüntü görelim. Air Zoom varsa önde. Tamam, çok iyi. Bunu direkt yapıştırıyorum videodan sonra. Kötü oldu. Şu sıralar o kadar çok ayakkabı alıyorum ki arkadaşlar. Kanalı takip ediyorsanız sürekli kargo açımları, sürekli yeni ayakkabılar. Neredeyse piyasada incelemediğim doğru düzgün ayakkabı kalmadı. İşte LeBron 18 Low var. Barçın'da gördüğümüz kırmızısı var. GT Run'ın. Ondan sonra ne kaldı? Bir şey kalmadı yani. LeBron 19'u bekliyorum. Witness'ı aldım. Şu sıralar iyi sağlam bütçeyi aştık. Sizlerden de like ve yorum bekliyorum. Diğer videoları da izleyip destek olursanız sevinirim. Onun için de Reebok Answer'lar var. Bende var, hatırlarsanız kutu açımlarını yapmıştık. Bir türlü inceleyemediğim ayakkabılar. Sadece burada oluyor çok ilginç bir şekilde. Belki Reebok sitesinde de vardır. Girip kontrol etmek lazım. Under Armour. Bak mesela çok ilginç bir ayakkabı. 1600 ne alaka. Puma Court Rider. Trendyol sistemde vardı. 500 liraya mı ne aldığım, 400 liraya aldığım ayakkabıydı. Bakın burada 1000 liraya var. Güzel ayakkabı ama indirime girerse alabilirsiniz. Onun dışında ben 1000 lira vereceğimi düşünmüyorum. Siz de bence vermeyin. Onun dışında Dunshoe'yu görüyoruz. Adidas'ın sitesinde yok, burada var. 1300 lira, çok pahalı. Pek tutmayan ayakkabılar. Dunshoe 2 de pek tutmadı. O yüzden ben mesela incelemediğim ayakkabılardan bir tanesi. Çok da böyle yani heyecansızım bu ayakkabı hakkında. Hani 1300 buna vereceğimi. O kadar güzel tercih var ki. KD'ler, PG'ler, işte Nike, Cosmic Unity'ler. Oo, sürüyle sayabilirim yani. Dame'ler, Trey Young'lar. Hani bu biraz şey kalıyor bana. Falan oluyorum. Dunshoe 2 çok indirime girmişti. Ben bunun da çok indirime gireceğini düşünüyorum. Yani şu an 1300 liraya acele etmeyelim. Puma Fusion Nitro 1400. Puma'nın dediğim gibi arkadaşlar çıkış fiyatları o kadar yüksek ki. Ama sonraları pat diye çekiyorlar. Dame'in yine incelediğim rengi. Jordan Delta 2'ler var. Bunlar aslında yürüyüş ayakkabısı. Şu an bir sneak peek vereyim mi? Şöyle tepede bir şey görüyor musunuz? Kutu açımını yaptım aslında da bir türlü yayınlayamadım. Çünkü dediğim gibi o kadar çok video çekiyorum ki editlemeye vaktim olmuyor. Şöyle bir yine spoiler vermiş olayım. Aslında var ve bayağıdır giyiyorum. Belki 3 hafta önce falan açtım ama videosunu sizlere bir türlü yayınlayamadım. Çekeceğim çok video var. Hızlı sizlere anlatmak istediğim çok ayakkabı var. Yani bu o yüzden biraz geri planda kaldı ama keyifli ayakkabı. Buraya önüme gelince bir böyle spoiler vermeden kendimi tutamadım. Duramadım da. Bu rengini çok almak istemiştim ama bu rengi 1370-80'lerken bunu arkadaşlar ben yanlış olmasın 700 lira falan 800 lira almıştım. Nike.com'dan aldım yine. Bir günlük çat diye indirimden yapıştırdım. Kovalıyoruz. Bakın Delta'nın farklı renkleri var. Keyifli ayakkabı, yürüyüş ayakkabısı bence. Basketbol reyonlarına koyuyorlar. Neden yapıyorlar bilmiyorum. Çok basketbol ayakkabısı gibi değil. Kyrie'lerimiz var. Cosmic Unity'nin yeni renkleri bakın nasıl pahalı geliyor. Şu rengi fena değil. Ya bunlar düşüyor. Diğer sitelerde de bakarsanız mesela bunlar daha indirimliydi. Evet, buradan herhalde hiçbir şey bulamayacağız indirimli bütçeli olarak. PG'ler hiç indirim yok hatta. SneakSup zaman zaman böyle dev indirimlerde yapabiliyor. Direkt buradan aldım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu rengini aldım. Bakın One Take 2 aynen. Piyasada pek yok dedim. Sizlere gösterdim ama burada varmış. Ve birkaç numarası da var. Çok güzel renkmiş yalnız. Arkadaşlar bunun incelemesini izleyin. Cidden keyifli ve güzel bir ayakkabı. Uf, renge bayıldım yalnız ya. Ne diyorsunuz? Ama şu an bende olduğu için şu an gözüm bunda. Sürekli yenilerde gözüm. Çok keyifli, çok güzel ayakkabı. Hoş. Evet, Flight Trap. Sebo'nun aldığı buydu arkadaşlar. SneakSup Ankara mağazasından aldık. Dediğim gibi mutlaka izleyin. Profesyonel basketbolcuyla alışveriş tarzında bir başlığı vardı yanlış hatırlamıyorsam. İ harfine de koymaya çalışırım. Unutmazsam atıyorum, böyle söylüyorum bazen.
Tekvin'in rengini aldı. Güzeldi. 950'ye mi aldı? 750 lira falan almıştı. Sanki mağazada indirim de olabilir. Evet, bütçeli olarak tek söyleyebileceğim burada. Bu diğer bunlar hep 1000 lira üstü. Pahalı yani. Evet, aşağı çekelim, çekelim, çekelim. Delta'nın farklı rengi. 15 low'lar. Gözümüz gönlümüz açıldı ya böyle bir videoda. Ne diyorsunuz? Yapmayı seviyorum diyorum ya. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi izliyorsunuz. Keyifli oluyor yani. Yapmayı seviyorum. Ara ara bütün böyle piyasa değiştikten sonra yapmayı seviyorum. Sık sık yapmayı pek sevmiyorum. Çünkü hep aynı şeylere bakıyor gibi oluyoruz. Bakın siteler bile birbirine benzerlik gösteriyordu ama SneakSup'ta farklı modeller var. Yani Reebok koyuyorlar, Under Armour koyuyorlar. Curry 8'in en güzel rengi bence. Ama 2000 lira asla vermeyin. Curry 8 incelemem var. Hatta şuradaki şu mu? Bakayım şu. Şu aynen. Görebiliyor musunuz? Kamera açısını biraz değiştirdim bugün. Hover Havoc'lar var. Hah, mesela indirimlere geldik, bütçelilere geldik. Under Armour Lockdown 5. Yani çok bilmiyorum arkadaşlar. O kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Converse'ler mağazada elime aldım şu ikisini. Leşler ya. Bu kadar kötü ayakkabılar olamaz. Bence kesinlikle uzak durun. Hatta geçenlerde 5-6 video önce olabilir. Converse'in ayakkabısını inceledim. Açtım daha doğrusu. Kutu açımını yaptım. O kadar kötüydü, o kadar kötüydü ki 1500-1600 lira mı ne verdim ona. Canım acıdı yani. Bence Converse'ten uzak durun arkadaşlar. Basketbol için tavsiye etmem. Şu an açıp girmeyeceğim bile. Bu ayakkabılar cidden çok kötüydü. Pro Model 2G. SneakSup'tan almıştım. Hatta şurada. Dur göstereyim. Hatta onu da göstereyim. Bakın hiç daha giymedim. Ya ne dışarıda ne içeride. Sizlere kutu açımını yaptım. Baktım ayakkabı hakkında çok bir beklenti yok. Ondan sonra kutularda kaldı. Dışarısı için uygun ama çok eski tipli bir ayakkabı. Benim hoşuma gidiyor. Yalan yok. Sanki böyle süperstarın basketbola uyarlanmış versiyonu gibi. Burada da olması hoşuma gitti. Ben de bunu 500-600 lira falan almıştım. SneakSup'tan almıştım. Aa bakın Harden Wall 5'ler de indirimde. Yani SneakSup güzel dediğim gibi. Bu ayakkabı da hoş. Şunu da şuraya koyayım. Yalnız et çevrem sizlere göstereceğim diye ayakkabı da olmaya başladı. Evet Harden Wall 5'ler indirimli. Bakın daha issue 2 indirimli. Yani burada yine tercih var. Aa Court Rider. Aa bakın mesela bu rengi var. 630 lira. Yani renkten renge de bu kadar indirim değişiyor olması sinir bozucu değil mi? Tabii bunu genelde beden kalmadığı için yapıyorlar. 44 var mesela burada. İncelemesini izleyip yapıştırabilirsiniz. Keyifli ayakkabı 600 liralara gider. İyi, SneakSup'ta da güzel şeyler bulduk. Yani güzel, hoş. Bakın arkadaşlar ben de bu şekilde buluyorum. Bu sitelere böyle ara 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 girip kontrol ettiğiniz zaman illa bir şeyler buluyorsunuz. Uuu 460 lira ya. Pro Model 2G'nin kırmızısı. Adidasçılar. Özellikle eski tarz ayakkabıları beğenenler, dışarıda abi oynamak istiyorum bana 400 lira seviyesinde bir ayakkabı tavsiye et diyenler. Bakın sürekli bunlar önüme çıkıyor. Burada. Burada alın bakın 460 lira ve bak bir sürü de numara var sanki. Yani 44-45'ler yok galiba ama girip bakarsınız KD 13'ler. Şu rengini almak istiyordum. Hatta sizleri Instagram'dan oylatmıştım. Pro Model 2G alacağım arkadaşlar bu mu o mu diye. Herkes bunu söylemişti. Bu biraz pembeli membeli. Nasıl olur bilemediğim için. Ama güzel. Alınabilir. Dani şu var yine. Bakın bu bendeki rengi. İncelediğim renk. Evet. Keyifli. Güzel. Burada da bir sürü şey bulduk. Eski tarz ayakkabılar var. Bakın Puma Clyde Hardwood 800 lira. Ben Trendyol'dan 450-440'larımı ne aldım emin değilim. Zaman zaman bu şekilde fiyat oynamaları da olabiliyor. Bu siteleri gezin. Hangisini istiyorsanız en uygun fiyatlıyı bulabiliyorsanız yapıştırın arkadaşlar. Bayağı uzun bir video oldu. Bayağı bayağı ayakkabılara baktık. Yani içim şu an bunda tek çünkü bende olmayan ve uygun gelen ayakkabı. Barçın'dan diğerlerini almak istiyorum. GT Run'ı almak istiyorum. LeBron 18 Low'u almak istiyorum. Almak istiyoruz işte öyle. Diğer birisi yok. Ayakkabı var. Evet bu şekilde ben de çıkışımı yapmış olayım. Umarım keyif aldığınız ve hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim hoşuma gitti. Bayağı da beni konuşturdunuz. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Ayrıca ne tarz videolar istiyorsunuz aşağıya yazarsanız sevinirim. Aynı şekilde inceleme istediğiniz ayakkabıları da aşağıya yazarsanız sevinirim. Gerçi siz inceleme istemeseniz de ben yine alıp inceliyorum da yine yazarsanız ben bazen işte fikir vermiş oluyorsunuz bana. Öncelik vermeye çalışıyorum. O şekilde yakında yine güzel videolarda görüşüyor olacağız. İçeride 2 tane kargom var. Kargo açıp 2-3 haftadır giydiğim güzel ayakkabılarım var. İncelemeler var. Alışveriş videoları var, mağaza turları var. Yani güzel işler yapıyor olacağız. Takipte kalıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük. Ya.